Herkese yepyeni bir Sims 4 BSC evinden merhabalar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayatımız bildiğiniz gibi çok inişli çıkışlı, böyle bir tuhaf küçücük evin içinde ne yapıyoruz ne ediyoruz hiçbir fikrimiz yok. Ama tek bildiğim bir konu var. Herkes şu hayaletten, herkes hayalete kıl olmuş durumda. Hiçbir işe yaramadığı konusunda hemfikiriz. O yüzden sanırım bu evdeki en büyük amacım sadece Gökhan'ın sevdiği hayaleti evden atmak olacak. Gökhan'a daha iyi kısmetler bulabileceğimi düşünüyorum arkadaşlar. Bence bundan daha iyisi yapılabilir. Bu ne yani? Kadın sürekli kızgın, sürekli bir hayattan memnuniyetsiz. Yani anlaşılacak gibi değil. Bu arada sanırım kontrollerim benim Sims 4 kontrollerine dönmüş. Galiba çünkü benimki ne değildi? Nerede gameplay? Nerede gameplay? Eskisini getir. Nerede bu? Hah. Gözünü seveyim ya. Yenisi iğrenç çünkü. Yani alışmak mümkün değil. O kadar kötü. Tamam abartıyorum. O kadar kötü değil de kötü yani. Şimdi Neslihan yorgun. Ya. Yani. Öf. Nasıl bir ev ya. Tamam seni ben bu evden kovacağım. Sen dur. Senin zaten bu evdeki en büyük rakibin Talha. En büyük rakibinin Talha olduğunu düşünürsek bu evden onu kovabilecek kişinin de Talha olduğunu düşünüyorum. O yüzden ona kovduracağım. Manyak her şeyi bozuyor. Bir de eşyalı böyle sinirleniyor. Eşyanın içine giriyor. O eşyayı da bozuyor. Yani amaçsız. Tam bir amaçsız. Kız eve sadece kıllık yapmaya gelmiş. Bu kadar kıl. Tunağan da işe gitti. Buna da bir şey yapalım. Bu arada ben bir hizmetçi çağırayım Allah aşkına. Şunu da ödeyelim. Önce bir onu öde. Önce bir boş ver duşu. Duşu boş ver. Ondan sonra onu bir öde. Daha sonra hire service diyelim. Hatta her gün gelsin mümkünse. Belki güzel bir kısta Gökhan'a yapacağım onu. Bak bakalım bir bakalım yani Gökhan'a göre mi? Scheduled maid diyoruz. Şunları da bari sen at. Allah'ını sever. Bu hiçbir işe yaramıyor zaten. Ha. Derken beni resmen utandırdı. Resmen utandırdı. Demek bir şey istesem yapacakmış. Critical errors. Kimin bu? Ha, Talha'nın işiyle ilgili bir şey geldi. İşiyle ilgili. Those puppies are brand new and they were expensive. Onları bu solar paneller bir problem olmuş. Critical error veriyorlarmış. Critical error veriyorlarmış. Ve yenilermiş. O yüzden Talha onları ya tamir edebilir ya da yenilerini koyabilir diyor. Pahalılarsa ben tamir etme taraftarıyım. Ne? Vay, burada da hayat dersi verdiler bana. Çok pahalı oldukları için işte uzun zaman işe yarayacaklar anlamına gelmiyor. O paneller çöp olmuş. O yüzden hepsini değiştirmen gerekiyor diyor. Var ya tam tersini deseydim de diyecek ki paramızı boşuna harcıyorsun deyip bu sefer iyice şey verecekti. Al işte bunlar böyle hepsi memnuniyetsiz. Hepsi memnuniyetsiz. Bakalım Alkan ne istiyorsun sen? Bu ne? Aa birilerini kötü davranıyorsun. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Git bir kendini sakinleştirsen. Ay ben çocuğu unuttum. Evin içinde bir bebek var yahu. Neyse Gökhan ilgileniyor onunla ya. Yürü be Gökhan. Annesi nerede belli değil. O annesi. Ha, bu arada bebeğin üzerine herhangi bir aksiyon yapamıyorum. Direkt buradan yapabiliyorum. Böyle saçma sapan bir durum söz konusu. Battlefield yaptı demin zaten. Make safe face yapalım. Gökhan'ın araları iyi olsun madem. More choices. Age up. Sen anca ye zaten. Senin olayın bu yani. Beni bütün gün yiyor ama mutlu. Mutluysan bir problem yok Pampi. Mutluysan problem yok. Bakın ne yapmak istiyorsunuz ona göre bir plan yapalım yahu. 10 kitap yapman gerekiyor. Bir thoughtful shower yapalım sana. Sen hala kendini sakinleştiremedin değil mi? Artık
Yapacak bir şey yok. Gel buraya. Sen bir go jogging. Git bir dışarıda bir kendine gel de. Bir koştur. Bir şeyler yap. Talha eve gelmiş bu arada. Alkan'la onun olayı aynı zaten. O yüzden şey yapabiliriz. Niye gergin? Ha, hayalet. Abi bu hayalet evdeki herkesi sinir ediyor ya. Hiç Casper gibi değil yani. Sıfır Casper. Ama işe gitti, para getiriyor. O da bir şey. O da bir şey. Ama bu evden gidecek yani. Ha, uyuyormuş. Gel buraya. Wake up. Gel buraya. Gel buraya. Evdeki herkesi rahatsız ettin. Talha da şey gibi giyiniyor. Ghostbusters gibi. İyi oldu. Üstüne geldi. Gel buraya. Fight. Bir hayaletle kavga ederek bir ilki gerçekleştireceksin Talha. Dal. Ağzını burnuna kır. Kır. İşte bu. İşte bu. Ya bir şey diyeyim mi? Dayak yedi galiba. Oo, iyi dövdü. İyi dö... Yalnız bir şey diyeyim mi? Ha, diyecektim ki mutlu mu oldu, ne oldu, bir tuhaf. Şimdi oturmuş muhabbet ediyorlar. Ya siz nasıl rastgele insanlarsınız ya. Yani declare enemy ya. Ömür boyu düşmanımsın. Muhabbet ediyor. They are now enemies. Say goodbye. Say goodbye mı? Evden mi gidecek? Dur bakayım. Sen gel buraya bakayım. O mutlu manyak ya. Tabii kötü olduğu için mutlu. Allah'ım bu tam bir denge baş ya. Yeni bir düşmanı olduğu için mutlu. Biriyle kavga ettiği için mutlu. Ey Allah. Neyse ben bunu evden atayım ya. Nereden atabilirim? Mum Household diyelim. Tek başına gidebilir diye düşünüyorum. Move household deyince tabii ki evimizi atacak aslında ama belki birini oradan oraya taşıma şansı verebilir bana diye düşünüyorum. Ne bileyim ben. Move household deyince tabii böyle yaptı. Evet, güzel olmadı. Hayır diyeceğim ki şunu bir yere kaybet... bir yere ne derler kapatayım öldürelim diyeceğim de işte... Maalesef hayaleti tekrar öldürme şansım yok gibi duruyor. Bir daha ölmez bu. Ölür mü? Ben seni nasıl evden atsam acaba? Kendi başına gitme şansın yok mu? Böyle bir şansımız yok mu? Move household var sadece. More choices. Ve possess ya. Maalesef. Neyse ben seni bu evden öyle ya da böyle atacağım. Hatta şöyle yapabilirim. Gökhan'a yeni bir hatun bulabilirim. Bu arada hizmetçiyi görmedim eve gelen. Oradan işi bağlayabiliriz. Belki hani kendi terk etmek ister. Bilemedim şimdi. Abi bir şu uyandı. Üfleyip püfleme be. Çocuğa git besle bir şeyler yap. Hatta mümkünse büyüsün ya. Yeter bu hali çekilmiyor. Tipi tipi. Tipi tipi. Tipi tipi dip dip. Büyümeye gel. Wow. Wow. Wow Sims. Wow. Ah bir inspiration seçin. Burada rastgele seçebilme şansım yok mu? Neyse Serap yüksel. Bir level daha atladı. Bakalım ne yapabiliriz. Artistic Prodigy var. Scamp. Playful. Bir de Whisket var. Playful olsun. O yaşlarda çok zeki çocuk az yani. Bir de aktif olsun. Böyle bir anne babadan böyle bir çocuk çıkar o yüzden. Şunu da satabilirim artık herhalde. Gereksiz ya. Boşu boşuna 150 milyon. Bu çocuk nerede yatacak? Bu çocuk... Yani konuşturuyorsunuz beni ha. Şunu da tamir et. Ya bak yerini buldu zaten o. Aferin kızım.
Aferin çocuğum. Sen ne yapıyorsun? Forumları trollüyorum ben şu anda. Yaz işte bu. Bir tripler. Tam bir troll işte. Tam bir troll. Play in mi? A snitch. Tuna'nınla ilgili bir şey geldi. Son kargosu değil de götürdüğü şeyle ilgili problem çıkmış. Polisler de onu bekliyormuş orada. İçeriden biri bir şey söylemiş olabilir diyorlar. Herkesi suçlayabilir ya da yeni bir ring, yani yeni bir şeye girebilir diyor. Grill everyone. Tamam. İyi, aralarındaki adi. Pisliği buldular, problem yok. Tamam, sen de git yat. Gökhan da halletti onu. Onu da atalım Gökhan. Sen de orada bir tuvalete gir. Ondan sonra sen de git yat madem. Herkes uyumuş zaten Beril dışında. Bu zaten klasik bir durum. Herkes uyurken Beril'in ayakta olması. Çok klasik. Kim? Ve yine Talha'nın gece kalkışları. Allah'ım nasıl klasik. Hala ev aynı. Aha. Felonius ne ya? Feloni. Felonius Monk diye bir terfi aldı. 670 simeon kazandı. Bir de Vintage Baseball Sculpture vermişler. İyi. 7'de başlıyor. 7'den saat 2'ye kadar. Yine iyi çünkü birçoğumuzda az gidecek. Şimdi mesela 4.30'da geldi çünkü. O zaman saat 2'de daha 2'den daha erken gelecek. Güzel. Very nice. Zaten yorgun argın gelmiş çocuk. Şimdi tavlaya bakıyoruz. 4 tane 4 becerisini 4 level'a getirmesi gerekiyor. Ben en son neyle uğraşıyordum? Mutlaka bir şeyle uğraşıyorumdur. Komedi var. Cooking. Aslında cooking'ini yapabiliriz. Cooking bayağı yakın. Cook yapalım. Ne yapsın? Pan fried tilapia. Neyse artık o. Ne yapabilirsin mesela? Ay. Ne yaptım? Bir saçmalıklar yaptım şu an. Bakalım. Beril hala uyumadı tabii. Ay, burası tek katlı mıydı yahu? Ay, bir ara üst kat çıkalım buraya. Yoksa bu ev mümkün değil. Tamam artık sen de git var. Ben niye practice yaptırıyordum ki bu kıza? Yatsa ya oturup Allah'ım yarabbim. Sen sus. Sen zaten hayatta hep böylesin. Bir tuhaf bir hayal etsin yani. Git tuvalete mi giriyorsun? Ne yapıyorsun? Herkes kıl sana. Kimsenin de bir tane beğenen insan duymadım bugüne kadar. Bunu da söyleyeyim yani. Niblets of Brescia. Neebs, Alcha. Plurna. Oh, Bouchard. Quark. Clef. Who is? Lunata. Ha. Merkid Quinofa. Yalnız bir şey değil mi? O, da bir problem var galiba. Yeşil falan olmuş o. Hiç kokuşmuyor ama öyle bir çorba varsa da yani... Pek hiç de açıcı değil. Sabah sabah balık yiyor deli ya. Sabahın 5.30 lan. Hepiniz manyak. Bu evde herkes manyak. Hepsi kafayı yemiş. Bu böyle yeşil tuhaf bir şeyler içiyor. Bu balık yiyor sabah sabah. Hey Allah'ım. Şöyle bir quake efekti vereyim şöyle ya. Woo. Yine bozulmuş bir şey. O birini tuvaleti hayalet kapmış. Burada ikisi yemek yiyor. Burada çoluk çocuk uyuyoruz. Biri orada koşuyor falan. Böyle bir şeyler. Bu bir, bak hepsini bu bozuyor ya. Bu bozuyor. Ghostly repair ne ya? Gel buraya salak. Gidip onu halletme. Sen onu öyle mi tamir ediyorsun? Onu da tamir et. Onu da tamir et. Çabuk. Hayır, bu ailede bir tek sevgilini seviyorsun. Yaptığın tek şey sevgiline işkence yapmak. Ben bunu temizlikçi olarak kullansam aslında ya. Niye böyle şeyler yapmıyorum ki?
Bir dahaki hayatında böylece işkence çektirmiş olurum. Hepimizin hoşuna gideceğini düşünüyorum aslında. Bence böyle olmalı. Alkan tekrar işe gitti. Evet. Şimdi Gökhan'ı kaldıralım. Ondan sonra Gökhan işi var mı bugün? Jay miydi ya bu? İş dışında her şeye bastım. Gökhan'ın işi var ya. 9'dan 5'e kadar. Pii, 2 gündür evdeymiş abi. Ki yapsaydık o zaman iyiydi. Onu dediğim gibi dışarı çıkartacağız. Ondan sonra olanlar olacak. Bir tane bundan ye Gökhan. Ondan sonra enerjini falan hallederiz. Bir saat sonra hepsinin işi başlıyor zaten. Pii, herkes işe gidecek. Beril, yemek yememişsin sen. Allah Allah. İlginç. Git bir portakal suyu mu içiyorsun? Ne yapıyorsun? Onu hallet. Neslihan kendi kendine takılıyor. J, bir şey var mı sende? Bugün işin var mı? Var. Aa, ben sana şey almadım ya. Neydi o? Şövalye. Resim şövalyesi. Şundan bir tane alalım da. Bu mu en ucuzu? Neyse, zaten artık pek koymuyor ya. Bunu nereye atsak ki? Senin böyle ne derler? Böyle doğaya karşı çizmek istersin belki. Bak ne güzel alan var burada. Oh, fıstık gibi. Ben senin yerine o zaman burada çizerdim. Eğer öyle bir şeye sahip olsaydım burada olabilirdi yani. Vay da satayım. Bir tuval almak 50 simelyon ya. Yok artık, hem oturacağım. Resim çizeceğim. Bir de 50 simelyon ödeyeceğim ya boş şeye. Okumuyorum artık. Hack it. Hand it off. Hiçbir şey olmadı. Güzel. Talhattin. Gel sen böyle. Evet, böylece cooking'i de yükselmiş oldu. Bakalım buradan ne var? Komedi var. Komedi. Aa, küçük çocuk var evde ya. Daha ne yapayım? Knock knock joke yapalım. Nerede o knock knock joke? Funny. Küçük çocukla takılıyor ya ablam. Ay, kızdırdı minik çocuğu. Böyle de tuhaf bir çocuk bu işte. Oha, kız ağladı resmen gülmekten. O da bir tercih meselesi tabi. Herkesin komik olduğu bazı şeyler vardı. Kimse kimseyi yargılamayacak. Bu arada hemen de dedim ki iş yerindeki kişilere bağır çağır dedim. Bakalım ne yapacak. Bu direkt annesi bu çocuk ya. Tunağından bir gram bir şey almamış. Galiba kaşları tunağın. Sanırım. Bir şey almamış dedim ama resmen tunağın. Ay, gitti yattı, iyi mi? Çocuğum niye yatıyorsun? Burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Fili 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 fü. Ne bu? Describe robot invasion. Küçük çocuğun aklına neler sokacaksın Talaya. Burada mı geliyor bu? Ay, ses kalitesine gel. Rub buddy. Sims 3 tipleri. Kimsenin burada bile spor izleyemiyorum ya. Komedi aç, cooking aç, ne bileyim ben. Bir şey aç yani bunun dışında. Ha, şimdi. Becerilere devam edelim. 2. Bunu da yükseltmek zormuş yahu.
Mommy, flip some. Fox and Huna. Devam edelim şuradan da. Bu kız Talha'yı sevmiyor. Çok fazla e-mail gelmiş. İşte emergencies, ignoring global solution diyelim. Performance gain aldı. Güzel. Very nice. Küçük çocuktan özür dileyeceğim, iyi mi? Bu çocuk beni resmen sevmedi. Offensive. Bak her yaptığını alınıyor. Tamam Talha, sen en iyisi konuşma, bu kızla mahvettin bütün olayı ya. Artık komedi de yükselmiyor çünkü komik değil. Neyse işe gitsin bari çocuk. Git yat burada. Tuna'nın artık kaçta yatar, kaçta kalkar bilemiyorum da. Bu çocuğun okulu yok muydu? Çok pardon. Bugün cumartesi falan mı? Ne bugün? Çarşamba. Bu çocuk niye hiç okula gitmedi? 8'deymiş okulu. İlginç, ilginç. Neyse bebiş, sen bunları topla madem. Kendini sakinleşti de sıkılmış. Ulan ben bu çocukları anlayamıyorum. Yani tek yapman gereken şey okula gidip ders çalışmak ya. Git çalış şurada, bir şeyler yap. Allah'ım yarabbim. Yere bir şey düştü, panik yok. Evet ve böylece bir çılgın bir günün daha sonuna kalp kriziyle gelmiş olduk. Ay sıkıldıysam şimdi başlayacağım. Herkes bir şey istiyor. Bir günün daha böylece sonuna gelmiş olduk. Bakalım bir sonraki bölümde ne heyecanlar yaşayacağız. O yüzden bir sonraki Sims 4 bölümünde görüşene kadar herkese iyi oyunlar.